merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim, nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun, bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekibimiz adına çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Biz ziyaret ettiğiniz için, zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Röportajıma ben öncelikle Ömer Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Ömer Bey kimdir ve sektörle tanışmanız? Şöyle, ben 86 yılında Adapazarı'nda doğdum. Yaklaşık 10 seneden fazladır havacılık sektöründe çalışıyorum. Aslında hala havacılık sektöründe çalışmaktayım. Havacılığın bir kolu olarak da savunma sanayine de bulaşmış durumdayız. Kaç yıl oldu peki? Bu şirkette 6 ay oldu ama daha öncesinde dediğim gibi 10 seneyi aştım. Ciddi de bir süre olmuş aslında yıl bazında. Evet, evet. Ciddi bir tecrübe var. Biraz tanıyalım, neler yapıyoruz burada Ömer Bey? Firmayı tanıyabilir miyiz sizler? Onur Material Service havacılık hizmetleri olarak bizim ana iş kolumuz aslında sivil ve askeri uçakların yedek parça hizmetleri. Biz yedek parça sağlıyoruz bu uçaklara. Bunun dışında bir takım mühendislik faaliyetleri, yani bakım konusunda olsun, modifikasyon konusunda olsun, istenen ekipmanların uçaklara montajı konusunda olsun, bu konularda mühendislik destek, danışmanlık faaliyetleri sağlıyoruz. Uçakların ve motorların varlık yönetimleri konusunda danışmanlık sağlıyoruz. Ve görece yeni bir işimiz, drone ithal ediyoruz Letonya'dan. Gözlem için amaçlı kullanılacak dronelar. Bunların Türkiye distribütörlüğünü yapıyoruz ve aynı zamanda Alman bir firma ile beraber uçaklara yerleştirilen kamera sistemleri konusunda bir işbirliğimiz var. Yine hem sivil hem askeri uçaklarda gözlem, kamera sistemleri, modifikasyonları konusunda hizmet veriyoruz. Kollar çok geniş aslında. Böyle evet, kısa kısa bahsetmek isterseniz dinleriz aslında. Bu işlemleri nasıl yapıyorsunuz? Zor bir iş çünkü bu iş. Şöyle söyleyebilirim. Ben havacılıkta dediğim gibi 10 seneyi geçti ama toplam tecrübe olarak baktığımızda aslında şirkette gençlerden sayılırım. Çünkü çoğu personelimiz, çalışanımız, kurucularımız 20 senenin üzerinde havacılık tecrübeleri var. Dolayısıyla her biri alanında uzman, farklı arkadaşların bir araya gelmesiyle oluşan bir yapı olduğu için birçok alanda uzmanlığımız mevcut. Yerimiz Beylikdüzü'nde, çekirdek kadromuz 15 kişi kadar. Bu 15 kişiyle bu hizmetlerin tamamını yetebildiğimiz kadar, yetemediğimiz durumlarda dışarıdan yine profesyonellerden destek alarak veriyoruz. Zor bir iş ama hizmet sektörü zordur. Yani yapılabilecek hatalar bir kere çok ciddi sonuçlar. Kesinlikle. Doğurabilir. Ama şu güzelliği var, birilerini mutlu ediyorsun. Sadece ürün ortaya çıkması değil, hem ürün ortaya çıkıyoruz, aynı zamanda da birilerini mutlu ettiğimizi, sorunların çözdüğümüzü görüyoruz. Bu da tabii farklı bir tatmin sağlıyor. Yani kişilerin mutluluğu sizi mutlu ediyor aslında. Aynen. Farklı bir haz olsa gerek. Onu izlemek özellikle. Aynen öyle. Çünkü emek de veriliyor. Kesinlikle. Severek de yapıyorsunuz ama mesleğinizi. Bence en büyük, evet, başarınızın sırrı bu, bir dikkatimi çekti. Paylaşmak teşekkür istedim ediyorum sizinle de bunu. Çok teşekkür ediyorum. Havacılığa ilk girerken havacılık konusunda hiç bilgim yoktu ama havacılık insanın kanına işliyor. Zamanla savunma sanayi de herkese öyle. Ya çıkamıyorsunuz aslında değil mi? Aynen yani öyle. Dipsiz bir kuyu gibi diyebiliriz. Evet. Var mı böyle bir tavsiyeleriniz yeni bu işe girecek olanlara, böyle bir önerileriniz? En büyük önerim meraklı olmaları olur. Yani merak etsinler. Bu iş benimle ne kadar alakalı olur veya bu bilgi işime yarar mı değil. Merak edip her şeye odaklanmak. Değil mi? Peki hangi bölgelerle çalışıyoruz genelde? Biz tüm dünyaya ihracat yapıyoruz. Tüm dünya? Evet. Dronlar ve kamera çözümleri için daha çok Orta Doğu bölgesi, Türkiye, Arap ülkeleri, bu ülkelerle çalışıyoruz. Ama uçak yedek parça servisimizi bütün dünyada veriyoruz. Evet. Peki fuardayız. Fuarın bugün ilk günü. Fuar nasıl geçiyor sizler için? Fuar şimdiye kadar gayet güzel. Zaten bugün açıldı. Protokolün de teşvikleriyle. İlgiden de memnunuz, gidişattan da memnunuz. İnşallah daha da güzel olacak. Peki, 10 sene önceye dönersek buraları hayal ediyor muydunuz? Yani aslında hem şirket bazında sormak istiyorum bunu, firma bazında. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerde neler olacaktır? Şöyle, firma bazında cevap verirsem, hedeflerimize daha ulaşmış değiliz. Çünkü hedeflere ulaştığınız zaman gidecek bir yeriniz kalmaz. Hedeflere yaklaştığımız zaman zaten hedefleri büyütüyoruz. Gayet güzel gidiyor ama daha da büyümesini temenni ediyoruz. İşte yaklaşık yine bir yıl önce aldığımız bir depomuz var, 3000 metrekare. Depomuzu büyütmek istiyoruz. Daha fazla alanda hizmet vermek istiyoruz ama tabii ki nihai hedef Türk havacılığının dünyada gelişmesi, kendi içinde gelişmesi, daha iyi yerlere gelmesi. Tabii hedef de hiç bitmez. Aynen öyle. Ya biterse biz de biteriz zaten. Böyle bir gelsin. Biz bir yolda başarılar dilerim sizlere. Çok teşekkür ederim. Daha son sözlerinizi alalım artık. Buraya gelen misafirlerinize, ekran başındaki izleyicilerimize neler aktarmak istersiniz? Buyurun.
Şöyle söyleyeyim o zaman, sivil havacılık konusunda ve bu fuar özelinde söylüyorum, drone ve izleme, gözlemleme sistemleri konusunda ihtiyacı olanlar ya da sıkıntısı olanlara yardım etmek için buradayız. Bekleriz standımıza. Biz herkesi davet edelim. En azından sizlerle bir tanışmaya davet edelim. Çay kahve çok içmeye. Çok teşekkür ederiz. Davet edelim. Bu keyifli röportajı da bu son sözlerle sonlandıralım efendim. Teşekkür ederim. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Ömer ben Bey teşekkür sizlere ederim. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun.